أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, temiz zevcelerine, evlatlarına, salih ve saliha dostlarına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz arttırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde ailenizi sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Bu akşam Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yaşadığı çok kıymetli bir hatırayı bizlere nakledecek. Allah azze ve celle istifade etmeyi hem size hem de bana nasip etsin. Abdullah İbni Amr adeta abid ve zahit olarak yaratılmış. Alimlerin ifadesiyle gündüzleri saim yani oruçlu, geceleri ise kaim, sürekli ayakta durarak ibadet eden, sahabe içerisinde en fazla hadis rivayet etmesiyle meşhur olan ve Peygamber aleyhisselamdan duyduğu sözleri not alarak Sahifetus Sadıka isimli bir eseri vücuda getiren kıymetli bir sahabe. Allah nasip ederse sahabelerin hayatıyla ilgili başlayacağımız derslerde kendisinden çokça istifade edeceğimiz mübarek bir zat. Allah Azze ve Celle ondan ve babasından razı olsun. Diyor ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir mecliste otururken bedevi biri geldi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durdu. Aynen bizim oturduğumuz gibi, muhabbet ettiğimiz gibi, Allah için bir araya geldiğimiz gibi. Gönül isterdi ki bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde, mescidinde, yürüdüğü yolda, gezdiği çarşı ve pazarlarda bulunalım da Allah'ın rahmetinden, feyzinden, bereketinden olabildiğince istifade edelim. Allah bize ve size ve bizden sonrakilere böyle bir ikramı nasip etmedi, lütfetmedi. Onunla beraber oturmak, o mescidin içerisinde iftitah tekbirini aldığı sırada onunla beraber ellerimizi semaya kaldırmak, o rukuya giderken onunla rukuya gitmek, o secde yaparken onunla beraber secde yapmak, elini Uhud'a gösterdiğinde oraya doğru ilerlemek, ne derseniz deyin kardeşler. Ama Rabbimizden bir talebimiz var. Günahkar ağızlarımızla alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarıyoruz. Hak etmediğimizi bildiğimiz halde Cenab-ı Allah Firdevs cennetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle hoş bir meclis kurup güzel bir muhabbetin sahibi olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Şu mescitte bulunan kardeşlerime, bu mescide gelme fırsatı olmayan mümin erkek ve mümin kadınlara Allah azze ve celle böyle bir ikramda bulunsun. Ki bu ikram Allah'ın cömertliğinden ve fazlındandır. Onun zenginliğinden de hiçbir şey eksiltmeyecek. Allah bizlere bunu nasip etsin. Şimdi düşünün, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerine bir hakikati hatırlatıyor. Onların yüreklerine hitap ediyor. Gözlerinin içine bakıyor. Kardeşleriyle Allah arasında bir bağ kuruyor. Kimisine şahsına münhasır nasihatlerde bulunuyor. Kimisiyle genel ifadeler kullanarak konuşuyor. Şimdi imanlar coşmuş, ihlas tavan yapmış,
Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde, meclisinde bulunmanın muhabbetini yaşarlarken bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durdu. Dedi ki Abdullah, adamın üzerinde yeşil bir cübbe vardı. Peygamber'e yönelip onu kastederek, sizin şu arkadaşınız, sahabeye hitap etti. Sizin şu arkadaşınız, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizin şu arkadaşınız güçlü olanları aşağılıyor. Asilzadeleri, soyluları, Mekke'nin veya Medine'nin uluları, ünlem işareti koyarak, idarecileri, komutanları, putları, neyden yapılırsa yapılsın, insanların ilah olarak taptığı ne varsa hepsini aşağılıyor. Ben böyle anlıyorum Allahu Alem. Arkasından devam ediyor, diyor ki, güçsüz olanları ise, yani koyun çobanlarını, hatırı sayılmayanları, pazarda satın alınıp da köle olarak kullanılanları, onları ise güçlendiriyor. Eğer bu pencereden bakarsak, bedevi bir hadsizlik yapmakla beraber büyük bir gerçeği de dillendirdi. Zira bizim nazarımızda, Peygamber aleyhisselamın nazarında, İslam hukuku çerçevesinde kafirin bu dünya hayatında insanlığı dışında kendisine değer verilecek bir yönü var mıdır? Yoktur. Zorbaların, zalimlerin, insanların hak ve hukukunu gasp edenlerin, hayvan demeden, eşya demeden, her şey üzerinde acımasızca tahakküm gösterenlerin kadri ve kıymeti olmadığı gibi onlar bizim nezdimizde birer sefihlerdir. Alçaktırlar, zelillerdir. Bu böyledir. Ama başı kel, yüzü siyahi, gözleri portlak, burnu büyük, dudakları geniş, ellerinin ayası, parmakları kalın, konuştuğunda kaba konuşan, sert bakan ama mümin olan, Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini söyleyen ve bu çizgiden de asla çıkmayan, Müslümanları seven, müminlerin başarılarıyla iftihar eden, yaptığı günahlardan dolayı kendini ayıplayan bir adam da, evet, bizim nazarımızda takdire şayan, tebrik edilmesi gereken bir şahsiyettir. Biri tahkir edilir, biri tebrik edilir. Var mı bunda bir problem? Yok. Ama hani bedevi dedi ki hadisin başında, o yeşil cübbeli zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabir yerindeyse konuşmasını sabote edercesine dedi ki, sizin şu arkadaşınız, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü olanları aşağılıyor, güçsüz olanları ise güçlendiriyor, yüceltiyor dedikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden adamın cübbesinin eteğini tuttu. Çekiştirdi ve dedi ki, senin üzerinde akılsız birinin elbisesini görüyorum dedi. Subhanallah. Senin üzerinde akılsız bir adamın, şahsiyetin izlerini, numunelerini görüyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti. Şimdi burada durduralım. Ben hak etmediğim halde Allah'ın takdiri ve imtihanı gereği burada oturuyorum. Siz de hak etmediğiniz halde, yani şundan dolayı, böyle bir zulmü tabir yerindeyse benim elimle görmememiz gerekirken Allah da sizi imtihan etti, benim karşıma koydu. Şimdi bir kardeşimiz çıktı içimizden, dışarıdan bir abimiz geldi, meclis içerisinde ayağa kalktı, mikrofonu aldı. Dedi ki, ey insanlar, siz bu adamı mı dinliyorsunuz? Bu yalancıyı mı dinliyorsunuz? Hakikatleri izhar etme ehliyetine sahip olmayan bu kişiyi mi dinliyorsunuz? Dediğinde benim imtihanımı düşünebiliyor musunuz abiler? Ya da kendi imtihanınızı düşünebiliyor musunuz?
beni seven, bana muhabbet besleyen içinizden bazıları varsa muhakkak ki onlar da şimdi imtihan oluyorlar. Peki ne yapardık? Ben olsaydım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi nazik, kibar, veciz, cevami'ul kelim sözler söyleyip karşı tarafın biraz böyle pay verir miydim? Yoksa hep beraber karga tulumba bu şahsiyeti dışarı atmak için bir gayret mi sarf ederdik? Dikkat edin Müslümanlar. Meclis, meclislerin en hayırlısı. Meclisin sahibi, insanların en şereflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sözü kesilen, Allah azze ve celle'nin kendisini muhatap alıp da vahiy gönderdi. Helalleri ve haramları kendisine bildirip insanlara aktarması için kendisini elçi seçti. Risalet görevini tevdi etti bir şahsiyet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmış olan bütün varlıklardan üstün bir kabiliyete ve muhabbete sahipken dikkat edin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü sabote ile kesiliyor. Allah Resulü bulunduğu meclisteki arkadaşlarını galyana getirip de hadi şunu bir ortadan kaldıralım demiyor. İşaret vermiyor. Gözleriyle birilerine ima etmiyor benim veya senin yaptığın gibi. Dönüyor ona diyor ki yani aslında söylenilecek belki çok söz var. Ey sefihle başlanılıp başka yerlerde bitilecek çok cümle var. Ama Nebi Aleyhisselam o kadar veciz bir söz söylüyor ki ya diyor senin üzerinde akılsız bir adamın diyor elbisesini görüyorum diyor. Kendine gel tabir yerindeyse. Aklını başına devşir. Konuştuğun zat, ithamda bulunduğun zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başkası değil, baban değil. Daha sonra işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nuh aleyhisselam ile alakalı çok kıymetli bir hatırayı bu vesileyle ortaya koyacak. Binlerce yıl önce yaşanmış. Binlerce, milyonlarca, belki de milyarlarca insanın gelip geçtiği şu yeryüzü hatırasından, sandığın içerisinden önemli bir kıssayı çıkartacak. Ve bakın bugün de biz 2021'de bu meseleyi birbirimize bir vasiyet, bir emir ve nasihat olarak telakki edeceğiz. Bu din çok şerefli bir din kardeşler. Bu din vallahi de Allah'tan gelmiş bir dindir. Adem aleyhisselamla başlayıp kıyametin sonuna kadar la ilahe illallah sözünü söyleyeceklerin mensup olduğu çok değerli bir dindir. Hatıraların saklandığı, korunduğu, gerektiği yerde ortaya çıkan gerçekten mukaddes bir dindir. İnsanların uydurması değildir. Rahiplerin, papazların, keşişlerin, belamların uydurduğu hikayeler vallahi değildir. Salihlerden, abidlerden, muttakilerden nakil yoluyla gelerek bakın bugün önümüze konulan bir dini yaşıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Binlerce yıl önce kardeşler. Bakın Allah Resulü dedi ki Allah'ın Nebisi Nuh aleyhisselam vefat etmek üzereyken ne olur gençler şu kısma ne olur dikkat edin. Allah'ın Nebisi Nuh aleyhisselam vefat etmek üzereyken oğluna şöyle dedi. Oğlum, sana vasiyetimi söylüyorum. İki şeyi yapmanı, iki şeyden de uzak durmanı emrediyorum. Allahu Akbar. Kim bu Nuh aleyhisselam? Bu Nuh aleyhisselam kardeşler, 950 sene boyunca küfrün, şirkin, zorbaların, asilerin tazikine karşı mücadele vermiş. Fitne ve fesatlarının karşısında durmuş. Hiçbir zaman geri adım atmamış. Pes etmemiş, yılmamış. Allah'ın peygamberlerinden bir kişi. Kaç sene? 950 sene boyunca Risalet bayrağını ayağa kaldırmış ve asla bu bayrağı yere bırakmamış. Artık benden geçti diyerek kenara çekilmemiş. Bakın İbni Kesir rahimeullah peygamberlerin kıssalarını anlattığı kitabında
Diyor ki her bir nesil geçtiğinde, Nurullah, her bir nesil geçtiğinde kendilerinden sonra gelecek olanlara ona iman etmemelerini emrederlerdi. Yani Nuh Aleyhisselam 700 yaşında, 800 yaşında, kendisinden daha büyük olanlar, 900 olanlar, 1000 olanlar, 1100 olanlar, ne derseniz deyin, kavminin gözlerinin içine baktıkları adamlar tepelere çıkıyorlardı. Çarşılarda, pazarlarda, ey insanlar, ey kavmimiz, ey kardeşlerimiz, ey aşiretlerimiz, ne derseniz deyin, Nuh yalancıdır, Nuh sahtekardır, Nuh hilebazdır, Allah'ın nebisi olduğunu iddia eden biridir. Asla iman etmeyin. 950 sene boyunca kulaklarınız bunu işitecek. Var mı buna kaldırabilecek bir yürek? 950 sene boyunca yine İbni Kesir'in ifadesiyle babalar evlatlarının sözlerini dinleyeceklerini, anladıklarını fark ettiklerinde Nuh Aleyhisselam'ın yanına götürüp ey evladım işte bu Nuh'tur. Ona asla iman etmeyeceksin. Gözleriniz böyle bir faciayı görecek. Anneler, babalar, dedeler, amcalar Nuh Aleyhisselam'ı gördükleri her yerde evlatlarının zihinlerine, kulaklarına, yüreklerine, bütün hücrelerine küfrü, şirki, isyanı zerk edecekler ve sen bunu göreceksin. Dayanır mı buna yürek? 950 sene Müslümanlar, 950 sene bir mücadele verilecek. Ama benim peygamberim Nuh Aleyhisselam, Nuh suresi kendisi için indirilen hatıralarının saklandığı yerde Rabbine diyecek ki Allah'ım ben kavmimi gece, gündüz, gizli, açık, tenhada, büyük meydanlarda irşad ettim, nasihat ettim, insanları hakka davet ettim, seni birlemeleri için mücadele ettim. Dedi, bakın 950 sene boyunca bu mücadeleyi verdi. Şimdi son anları, artık Rahman'a kavuşmanın vaktidir. Allah'ın rahmetini celbetmenin, Allah'ın rahmetiyle müşerref olmanın anıdır. Yine dudakları arasından ulvi sözler çıkıyor. Evladım diyor, sana diyor iki şeyi emrediyorum diyor. İki şeyi de diyor yasaklıyorum diyor. Subhanallah. Ey Nuh ne azim var sende. Ne gayret var sende? Nasıl bir istek var sende? Öyle bir kavim ki kardeşler, 950 sene mücadele içerisinde parmaklarla sayılacak kadar insanlar iman etmişler. Az kişi iman etmiş. Peygamber Aleyhisselam bir faciadan daha bahsediyor. Diyor ki kıyamet gününde insanlar hesaba çekildiklerinde Allah Azza ve Celle Nuh'un kavmini böyle getirecek. Ve onlara seslenecek, Nuh risaletini tebliğ etti mi? Ne diyecekler biliyor musunuz? Lan bu kadar hainlik olur mu? İnsanoğlu bu kadar küçülür mü? Allah öyle diyor, cedelcidir diyor, nankördür diyor. Yahu dün 950 sene boyunca adama yalancı dediniz. İftira atıyor dediniz. Allah'ın nebisi olmadığı halde sihirbazla nitelendirdiniz. Diyecekler ki Allah'ım Nuh asla bize risaleti tebliğ etmedi. Allahu Akbar. Nuh asla bize risaleti tebliğ etmedi. İsa, bu mahalledeki kadın, bu mahalledeki çocuk binlerce yıl sonra Allah'ın huzuruna geldiğinde lal olan dillerimizi Allah'a şikayet ederse vallahi de aklını kaçacak hiçbir yer yok. Bizi temize çıkartacak bir şey de yok. Bu sokakta hor ve hakir gördüklerimiz, konuşmaktan bile tenezzül ettiğimiz, yaklaşmaktan kaçındığımız insanlar kıyamet gününde alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna geldiklerinde Allah'ım bu müminler, Müslümanlar bize hakikati izhar etmediler, anlatmadılar. Biz bunlardan şikayetçiyiz dediğimizde, dediklerinde bizim için vallahi kaçacak bir yer yok. Kaçacak bir yer yok. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı o sahaya davet etti. Arkasından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ümmetini çağırdı. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ümmetine, içinden o sahabilerine, alimlerine, şehitlerine hitap ederek Nuh'un görevini yapıp yapmadığını sordu.
Ve müminler ne dediler? Allah'ım biz Nuh'un görevini ifa ettiğine şahidiz dediler. Allahu Ekber. Kur'an buna en büyük delildir. Verdiği mücadeleye en büyük delil Kur'an'dır. Başkasına gerek yok Müslümanlar. Hadisleri inkar ediyoruz anlamında söylemiyorum. Baş tacıdır. Hadisleri okuyoruz. Ama Kur'an bunu inkar edenlerin gözünü çıkartacak belgelere ve ayetlere sahip. Elhamdülillah. Peki senin hakkında kim şefaat yapacak? Kim şahitlik yapacak? He Bünyamin abi. Tahtakale esnafı çıksalar deseler ki ey insanlar kıyamet gününde bir sahne. Bakın Bünyamin Allah'a iman eden bir adamdı. Secde eden bir adamdı. Ama bir kez bile bizi Allah'a çağırmadı. İman ettiği Rabbi bize anlatmadı dediğinde ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz abi? Allah için siz söyleyin ben ne diyeceğim? Hangi yiğit çıkacak ayağa da ya Rabbi onlar görevini yerine getirdiler diyecek? Diyemezler ki yokuz çünkü. Ey Nuh! Biz 20 senede yorulduk. 20 senede koşmadığımız halde yorulan atlara döndük. 20 sene, 30 sene dayanamadık. Pes ettik. Ama Nuh Aleyhisselam yavrusuna döndü. Dedi ki, 950 sene mücadele verdi. Yatağında dahi nasihat etmekten geri durmadı. Ve iki şeyi sana dedi yapmanı, iki şeyden de uzaklaşmanı emrediyorum. Peki ne bu iki şey kardeşler? Nuh Aleyhisselam dedi ki, sana La ilahe illallah sözüne iman etmeni emrediyorum. Allahu Ekber. Sana La ilahe illallah sözüne iman etmeni emrediyorum. Çünkü hemen arkasından bir izah getirdi. 7 kat gök ve 7 kat yer terazinin bir kefesine konsa. 7 kat gök ve 7 kat yer terazinin bir kefesine konsa, La ilahe illallah sözü terazinin diğer kefesine konsa, kelime-i tevhid hepsinden ağır gelirdi. Subhanallah. 7 kat gök ve 7 kat arz. Dağlardan tutun, yıldızlara varıncaya kadar. Ne koyarsanız koyun o kefeye. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah getirilip o kefeye konduğunda ağır basar. Şayet 7 kat gök ve 7 kat yer bir çember olsalar, La ilahe illallah sözü onları paramparça ederdi dedi Nuh Aleyhisselam evladına. Şimdi bu cılız, basit, anlaşılması zor kelimelerden ibaret lafızlar değil. La ilahe illallah Allah'ı İlahlığında birlemektir. Yaratan, yaşatan, rızık veren, yaşam şeklini belirleyen, yasa, hüküm ve kanun koyan merciyi Allah olarak kabul etmek demektir. La ilahe illallah, günahları bağışlayan, duaları işitip icabet eden, rızıkları taksim edenin Allah olduğuna iman etmektir. La ilahe illallah, egemenliğin kayıtsız ve şartsız alemlerin Rabbi olan Allah'ta olduğunu inanmaktır. La ilahe illallah, Allah'ın hükmünün karşısında bir hükme razı olmamaktır. La ilahe illallah, Allah'tan daha kuvvetli ve kudretli bir varlığın yaratıldığına inanmamaktır. La ilahe illallah bir peygamberi davadır. La ilahe illallah bütün peygamberlerin ortak çağrısıdır. Zira peygamberler, alimler, zahitler ve abidler bu söz için yaşamışlar. Ve bu sözün bedeli için canlarından olmuşlardır. Kimileri topraklarından sürülmüş, kimileri taşlanmışlar, kimileri
esaret zincirlerine vurulmuşlar. Tıpkı bugün la ilahe illallah deyip de beşeri ideolojilerin, müstekbirlerin zulüm ve zorbalıklarından kendilerini beri gören mümin erkek ve mümin kadınlar gibi. Zira insan oğlu önce paranın ilah olduğunu zanneder, gücün kendinde olduğunu hissettikçe, damarlarına enjekte edildikçe, kalbi bunu kabullendikçe artık kendisinin ilahlığına soyunur. Dün Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun, İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki Nemrut sadece arzın ilahlığına soyunup göğü alemlerin Rabbi olan Allah'a bırakırlarken maalesef bugünün ilahlığına soyunan soytarılar semanın ve arzın ilahlığını kendilerine ait olduğunu kabullenmişler ve kendilerini saçma bir fikre inandırmışlardır. Bu bazen sevgi ile, bazen silah ile, bazen bilim ile, bazen de yalancı belamların, din adamlarının sözleriyle olmuştur. Amaç Allah'ın şeriatının yeryüzünde hakim olmayacağı, hakkın ve hukukun ayakta durmayacağı, kör nefislerine göre bir düzen belirleyecekleri bir dünyayı ortaya koymaktır. Evet, Nuh Aleyhisselam dedi ki, ey evladım, la ilahe illallah sözüne iman et. Sana birinci tavsiyem budur. Kardeşlerim, bu düşünülmesi, araştırılması, yaşanması ve uğrunda birçok şeye fedakarlık gösterilmesi gereken önemli bir nasihattir. Bundan ötürü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İman 70 küsur şubedir. İmanın en üstün olanı da la ilahe illallah sözüdür buyurmuştur. Bundan dolayı da ilk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde la ilahe illallah sözünü öğretiniz demiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme İmanlarımızı nasıl yenileyebiliriz, tazeleyebiliriz, canlandırabiliriz, ruh katabiliriz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah sözünü çokça söyleyerek cevabını vermiştir. Allah azze ve celle hakkıyla bu sözü idrak edip yaşamayı bizlere nasip etsin. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki evladına, senden Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederim ve onu şanına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Zikrini söylemeni istiyorum dedi. Subhanallahi ve bihamdihi, sözünü söylemeni istiyorum. Çünkü bu zikir bütün yaratılmışların duasıdır. Yaratılan her şeye rızkı bu dua sayesinde verilir dedi Nuh Aleyhisselam. Kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de özellikle Subhanallahi ve bihamdihi zikriyle alakalı çok sözleri var. Ebu Zer radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Bildir ya Resulallah deyince Allah Resulü dedi ki Subhanallahi ve bihamdihi sözü. Allah'a hamd etmek, onu çirkin ve kötü vasıflardan tenzih etmek. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir gün geldiler, dediler ki ya Resulallah, sözlerin en faziletlisi, en güzeli hangisidir? Peygamber aleyhisselam dedi ki Allahu Teala'nın melekleri ve kulları için seçtiği Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür. Allah'ın melekleri ve kulları için, insanlar için seçtiği Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür. Tirmizi'de geçen bir hadiste kim bu sözü söylerse kardeşlerim, her söylemiş olduğu söz için cennet bahçesinde kendisine bir hurma ağacı dikilmektedir. Allah Azze ve Celle o ağacın gölgesinden faydalanmayı bizlere nasip etsin. Bakın, özellikle la ilahe illallah ve Subhanallahi ve bihamdihi zikrini birleştirecek bir hadisi nakledelim.
Sonra Nuh Aleyhisselam'ın yasakladığı iki şeyi zikredip bitirelim kardeşler. O da ney? Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani. Düşünün, Peygamber Aleyhisselam'ın neyi oluyor? Amcasının kızı. Allah babasına iman etmeyi nasip etmedi. Geçen hafta bahsettik. Ama kızı Ümmü Hani'ye iman etme şerefini nasip etti. Elhamdülillah. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ya Resulallah, yaşım geçti. İhtiyarladım. Yani ayakta duramaz hale geldim. Bana oturduğum yerde ibadet etmem için yapacağım bir şeyi tavsiye eder misin? Yaşlandım, kemiklerim tutmuyor, eskisi gibi hareketli değilim, davet sahalarında koşamıyorum, cihat edemiyorum, kitap okuyamıyorum, Kur'an eskisi gibi tilavet edemiyorum gözlerimden dolayı, namazı cemaatle kılamıyorum, ayakta kılamıyorum diyorsanız, yani siz de bu potaya girdiyseniz o zaman bu hadisi iyi dinleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kendisine 100 defa Subhanallah, 100 defa Elhamdülillah, 100 defa da La ilahe illallah de buyurdu Peygamber aleyhisselam. Bu hadisle İbn-i Mace'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir kardeşler. 100 defa Subhanallah, 100 defa Elhamdülillah, 100 defa La ilahe illallah. Bunları zikir olarak yapacağımız gibi bir hayat tarzı haline getirmek de müminlerin görevidir. Bunu da hasreten araştırmanızı tavsiye ederim bir kardeşiniz olarak. Şimdi Nuh Aleyhisselam dedi ki sana da diyor iki şeyi yapmaman konusunda emir buyuruyorum. Ne o? Birincisi Allah'a dedi asla şirk koşma. Yani biz biraz daha meseleyi güncele getirelim. Aman ha sakın. Ben hem Müslümanım hem de falanca izmin mensubuyum. Ben hem peygamberi severim hem de peygamberin dışında zorbaların ve zalimlerin izlerini takip ederim deme dedi. Ben hem Allah'ın işiticiliğine hem de başkalarının da işiticiliğine iman ettim deme dedi. Ben hem Allah'ı hem de falancaları Allah gibi severim deme dedi. Ben Allah'ın tevvab, gafur, gafir, gaffar, afu olduğuna iman ediyorum. Ama falancaların da Allah gibi bağışlayacağına inanıyorum deme dedi. Hani siz demezsiniz, Nuh Aleyhisselam oğluna vasiyet etti. Nuh'un hatırına bu vasiyeti siz de alın. Sonra dedi ki ikinci olarak da sana dedi kibirlenmekten uzak durmanı dedi emrederim. Allahu ekber. Kibirlenmekten. Şimdi bir mümin düşünün. Sahih, salih, abid bir Müslüman düşünün. Tabii ki falancanın putlarına tapmayacaktır. Demokrasi, laikliği, beşeri ideolojilerin izimlerinin çatısı altında yaşamayı kabul etmeyecektir. Saf bir şekilde la ilahe illallah diyecek. Allah'ın otoritesini kabul edecek, geleceği günü dört gözle bekleyecek, geldiği zaman da mutlu olacak. Bunun için de gayret gösterecek. Şimdi böyle bir Müslüman şirke düşme tehlikesi var mıdır? Diyelim ki yoktur. Diyelim yoktur. Ama bakın Nuh Aleyhisselam'ın tavsiyesinde tehlikeye düşeceğimiz ikinci bir şey var. O da neymiş? Kibirmiş kardeşler. Kibir. Şimdi kibir dedik. Hadi kibri de Peygamber Aleyhisselam tanımlasın, burada da bitirelim. Abdullah İbni Amr dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlattıktan sonra, Nuh'un tavsiyelerini, vasiyetini bildirdikten sonra, bir adam çıktı, dedi ki, ya Resulallah, Allah'a ortak koşmanın ne olduğunu biliyoruz. Ne mutlu onlar biliyor da biz bilemiyoruz. Bugünün Müslümanlarını anlatamıyoruz. Onlar biliyorlardı. Kendilerini bu konuda emin görebiliyorlardı. Şirkin, müşrikliğin acısını yaşamışlardı. Ama bugün maalesef biz bu ayrımı bir türlü yaşayamıyoruz. Dediler ki biz bunu biliyoruz. Ama kibirlenmek nedir? Birimizin, dikkat buyurun, birimizin güzel bir elbisesi olup onu giymesi kibir midir diye sordu. Güzel bir elbise,
iyi bir ayakkabı giymesi kibir midir? Allah Resulü dedi ki hayır, o değildir dedi. Adam devam etti. Kibir birimizin çok güzel ayakkabı, onun da çok güzel bağcıkları olması mıdır? Şimdi bu hadisi okurken kafama takıldı. Demek ki o zamanlar bağcık önemli bir şey değil mi hocam? Şimdi genelde cırtlı ayakkabılar var, bağcıksız ayakkabılar var. O günün modası bağcıklı ayakkabıymış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır dedi. Adam sordu. Dedi ki peki birimizin bir bineği olup da onu sevmesi midir dedi. Allah Resulü dedi ki hayır. Adam devam etti. Dedi ki birimizin arkadaşları olup onlarla birlikte oturması mıdır dedi kibir. Allah Resulü hayır. Adamın artık eteklerinde dökeceği sorular kalmayınca Peygamber aleyhisselam onların merak ettiği şu cevabı verdi. Dedi ki kibir hakkı gözetmemek ve insanları, halkı da aşağılamaktır. Allahu Ekber. Kibir hakka teslim olmamak ve halkı aşağılamaktır. Kibir Allah'a ve Resulüne itaat etmemek, Kur'an'ın ve sünnetin belirlediği hak ve hukuka teslim olmamak, biz çöl bedeviler için gelmiş olan bir dine tabi olamayız. 21. yüzyılın anlayışına hitap etmeyen bir dini kabul etmiyoruz. Zevzekliğine kapılıp da sokaklarda dolaşanları Peygamber aleyhisselam kibirle büyüklenmekle niteledi. Aynı zamanda aman ha ben falancalarla oturamam. Ayakları kokuyor, terleri kokuyor, yerken ağzını şapırdatıyor. Ama bunlar benim yanımda çalışan marabalar, işçiler. Ben onlarla aynı sofrada bulunamam. Onların bindiği arabaya binemem. Onların çay içtiği bardakları elimle tutamam. Onlarla ten tene, omuz omuza, safta duramam diyen bir adam da Allah Resulü'nün ifadesiyle kibirlidir. Nuh Aleyhisselam da evladına bunu yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle böyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim bakın bununla alakalı kısa bir hadisi hatırlatayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hizmetçisiyle birlikte yemek yiyen, siz bu hizmetçiyi o dönemde alın bugüne getirin, yanında çalıştığı kardeşiyle beraber döner ekmek yiyen, peynir yiyen, zeytin yiyen, çorba içen, ne anlarsanız anlayın. Sokakta affedersiniz eşeğe binen, eşekte gezen, yani deveye demek ki katıra ata binen değil de daha böyle basit markalı arabalara binen, bugünün ifadesiyle ne diyelim, Renault 19'lara binen, çalıştırdı mı 3 sokak ötesinde motorunun sesi duyulduğu arabalara binen, koyunu tutup da sağan, o zamanlar neden çiftçilikti değil mi abi? Hayvancılıktı, küçük görülen belki bir meslekti, tüccar değildi, aman abi ben bu memeye mi dokunacağım filan, böyle pis şeylere dokunamam, bunu köylüler yapsın deyip de insanları aşağılayan. Peygamber aleyhisselam diyor ki bunları yapan bir adam kibirli olamaz. Bunları yapan bir adamda kibir alameti yoktur. Allah azze ve celle kibir alameti üzerimizde taşıyorsak bunları bizim üzerimizde yok etsin, darmadağın etsin kardeşlerim. Nuh aleyhisselam evladı üzerinden kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara çok önemli nasihatlerde bulundu. Dedi ki la ilahe sözüne iman edin. Bu sözün gerekliliklerini yerine getirin. Subhanallahi ve bihamdihi zikrini çok yapın. Size de ne olur hatırlatıyorum günde 100 defa yapın bu zikri. Zira sahih bir rivayette kim 100 defa sabah ve akşam 100 defa bu zikri yaparsa kıyamet günü ondan daha faziletli olan kişi ondan daha fazla yapandır. Yani 101 defa yapan onu geçmiştir. 200 defa yapan onu geçmiştir. Haliyle hadisin aslında bakıldığında ucu açıktır. Asgarisi neymiş? 100. Üstü dudaklarınızın ve kalbinizin gücüne bağlıdır. Allah Azze ve Celle gecemizi mübarek eylesin. Şu anımıza kadar işlemiş olduğumuz kusurları Tevvab isminin hürmetine affetsin. Bizden önce ahirete intikal etmiş olan kardeşlerimizi bağışlasın. Kalbimizde mümin erkek ve mümin kadınlara karşı bir kin, nefret ve haset bırakmasın.
şu an yeryüzünün değişik coğrafyalarında Müslüman olduklarından dolayı, Rabbim Allah'tır dediklerinden dolayı her türlü sıkıntıya maruz kalan kardeşlerimize Rabbimiz olan Allah yardım etsin. Onların sıkıntılarını gidersin. Zorbaların elinden onları kurtarsın. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs âlâ olsun. Velhamdülillahi Rabbil âlemin. El-Fatiha ma salavatı.